Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Cümlesel selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir videoyla başlıyoruz. Uçum kümesine geldik. Şöyle bir havada bugün gerçekten çok güzel. Bir tane perçemli sabunu getirmiştik yeni. Onu havaya verdik arkadaşlar. Şu an havada uçuyor. Bakalım bir. İlk önce şunu bir tekrar kaldıralım. Bir antrenman yaptıralım. Çünkü aldığımız arkadaş bir 15 gün falan kovalayın dedi. Hazır başlamış kuş diye. Bakalım yine şey yapacağız. Bir uçsun bakalım göreceğiz. Sonra sizle paylaşacağız yine buradan. Şimdi buradan bakarsak arkadaşlar bir tane mavi bilezikli sabunumuz vardı. Şu yeşil bileziklinin kardeşi. O kuş 2 gün önce uçurmuş bizim Timur. O karanlığa kalmış. Şu anda 2 gündür de yok piyasada. Vallahi o kuşu herhalde kaybettik. Bulut olanlardan biri, çıkanlardan biri oydu. Yine mavi yavrumuz, buradaki mavi yavrumuz benim kümesteki dumanlının yavrusu. Şu miski de Ali abinin, Titik Ali abinin kuşlarından bir kuş. Bunların anasını ben uçurmuştum. Çok güzel. Uzaktan atımlı. Bir de taban taklalı 7-8 taklayla yaklaşık bir 20-25 metre arası oynamıştı. Biz de bu kuşu hani dedik atmacaya vereceğimize, kaybedeceğimize yatıralım diye yatırdık. Ali abi de altından yavru almış. Bu yavru düşmüş altından. Şimdi işte bakalım bu yavruyu kovalayacağız inşallah. Şu an durumlar böyle. Kuş havada. Kuş biraz ısınsın. Ondan sonra yere biraz kuş sereriz. Uçmayanlardan. Bir bakarız arkadaşlar ne yapacak, ne edecek. Ona göre bir şeye bakarız. Şimdi havada uçuyor kuş. Bakın şöyle göstereyim. Bakalım ne yapacak. Şöyle bir 5-10 dakika bir nefeslensin. Karşıda da kuş mu uçuruyorlar? Hayrettim. Güzel, uçuşu falan güzel. Gelişi çok güzel ya. Kuş iş yapacak gibi duruyor ama. İnşallah bugün bir atmacası gün geçiririz de yine zevkimiz arada kalmaz. Bu arada arkadaşlar bizi gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum bizim. Kanalımız da gerçekten çok iyi yerlere geliyor. Abone sayımız da artıyor. Ya burada önemli olan arkadaşlık, dostluk. Yani başka bir şey değil. Bir de bilgi alışverişi. Çünkü benim buradan kimseden bir çıkarım olamaz. Ya burada kurduğun dostluklar neticesinde elinde bulduğun iyi kuşlarla dostlarınla paylaşarak her zaman söylediğimiz gibi daha iyi gidebilirsin. Çünkü bu iki kanadı bir kuyruğu olan başka hayvanlardan farkı olmayan bir hayvan. Bunun içinde gidip de takla atan insanlar var. Yalan dolan peşinde koşan insanlar var. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Kanalımızda böyle arkadaş varsa da bizden çıkar sağlayacak veya işte kuş işte hediye edecek bana işte sırf o yüzden kanalımızda duruyorsa bizim kanalımızda o arkadaşlar hiç bulunmasın. Ama tabii kuş hediye ederiz. Dostumuza gerçekten bu kuşa sevgisi olana, hizmet edecek adama tabii kuş hediye ederiz. Kuş sıkıntı değil arkadaşlar. Kuş burada da var. Öte tarafta da var. Başka arkadaşlarımızda da var. Yani bunlar sorun olmaz. Yeter ki adam gibi adamlar olsun. Benim buradan kurduğum bir dostluk var. Oyun Kuşu Performans kanalı. Serkan kardeşim oradan teşekkür ediyorum. Geçenki videoda bizden bahsetmiş sağ olsun. Arkadaşlar ben linkini vereceğim. O kanala takip edin. Arkadaşın kuşları, Serkan'ın kuşları gerçekten çok güzel. Oyun Kuşu Performans kanalının adı. Ya her şey yine sizin bu konuda daha çok bilgilenmeniz için, daha çok bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için bu arkadaş da buna hizmet ediyor tıpkı bizim gibi. İnşallah onu takip eder, daha iyi seviyelere getiririz. Hani bizim kanalımıza yaptığınız gibi. Önemli olan burada paylaşmak, birbirine destek olmak. Dediğim gibi bu işin esprisi
Burada önemli olan dostluk, muhabbet. Bunlar bizim dostluğumuzu, muhabbetimizi pekiştirecek olan hayvanlar. Tabii herkes ister ki en iyisi bende olsun. Ama şöyle ki, iyisini bulmak için de kendinizden, karakterinizden fedakarlıkta bulunmayın. Her zaman ilk duruşunuzu koruyun arkadaşlar. Şimdi kuş ufaktan alçalmaya başladı. Birkaç seferini çekelim. Aynen şu araba dışarı baksana. Arap lan şu sabuni var ya hani ayna kuyruk olan. O sabuniyi de bırak. Şöyle. Kapıyı kapat şimdi kanka. O ayna kuyruk olan sabuni vardı ya hani yerden kalkamıyor. Bakayım. He onun kuyrukları gitmiş. Tamam o. Doğru o. Ayağında bir şey yok değil mi? Tamam o. Ufaktan bir şeyler başladı. Tamam kapat kapıyı ayrı. Ben şöyle bir uzaktan almaya çalışayım. Havada bugün maşallah var ya. Gerçekten çok güzel. Tam yaz havası bugün ya. Gerçekten de çok güzel bir hava var. Tam kuş uçurulacak hava. Böyle güzel hava. İnşallah atmacasız bir günsüz bitirir bunu. Vallahi var ya. Geçen yine atmaca saldırmış. Bunun kuyruklarını atmaca almış. Şimdi tüm o şey var, sabuni var ya. Vay bir dünya iş. Uçuruyorsun. Kediler bir taraftan kovalıyor. Yerde uçmanın kötü tarafı da bu. Her taraftan kontrol etmen lazım. Kedisiymiş, atmacasıymış, iki ayaklısı hırsızıymış. Oymuş, buymuş bir dünya peşimizde insan var. Çok kuş arkadaş da bu yüzden müzdarip. Şöyle biraz antrenman yapsın. Bunu indirelim sonra yavruları kaldıralım ya. Senin yavrular nasıl ayrı? Hadi bakalım maşallah gel. Hadi. Aferin. Tamam bu. Kendini biraz daha bugün daha iyi görüyor musun Hayri? Aynen. En son uçurduğumuza göre bunu kovalamış çünkü. Kendini açmaya başlamış. Bak ufak kendini yukarı çekiyor. Bak şimdi de kendini şeye verdi. Dinlendirmeye verdi, uçuma verdi. Yukarı kaldırıyor kendini. Olacak ya o hayvan fena bir hayvan değil sanki. Arkadaşlar şimdi ne yaptığımızı gördünüz mü? Hazır kuş için ne yaptık? İlk önce kuşumuzu havaya kaldırdık. Teke uçurmaktan tabir ediyoruz ya teke uçurmak nasıl oluyor? Kuş nasıl teke bırakılıyor? Şimdi yavrular bu kuşta da teke kalmıştı. Sadece hayvan bir 2-3 aydır yattığı için yani bize söylenen arkadaşın yattığı için biz hayvana şimdi en az bir ay randıman yani antrenman vereceğiz. Ondan sonra hayvanı o randımana sokacağız. Antrenman soktuktan sonra o hayvan ister istemez içinde bunun özellikleri yapacaktır. Şimdi kuş zaten tekeydi. O yüzden de ben yanına kuş kaldırmıyorum. Dikkat ederseniz kuşu yere koyduk, yerden kaldırdık. Elimizi de havaya dikmedik. Yere koyup kaldırdıktan sonra hayvan bir 10 dakika, 15 dakika hayvan kendini ısındırdı. Ondan sonra hayvanı ısındırdığını anladıktan sonra yere kuş çıkardık arkadaşlar. Şimdi ilk başta kuş çıkarırken bunu nasıl yapacağız? Birkaç tane kuşla başlayacağız. Çünkü hayvan kuşa teslim oluyor mu? Bu dediğim tabir şöyle bir şey. Yerde kuş sayısı ne kadar fazla arttıkça hayvan o kadar çok yere inme, yere böyle basma eğilimine girecek. Seferlerini sıklaştıracak. Şimdi daha demin sefere geldi. Yaklaşık bu şekilde 4-5 dakika uçup kanatlarını dinlendirecek inşallah. Yani daha doğrusu literatürdeki oyun kuşunun özelliği budur. Kuş bu şekilde yapacak. Bu şekilde yani oynayacak. Şu an kriterlere uyuyor arkadaşlar. Dediğim gibi kuş kendini dinlendiriyor. Sonra seferine gelecek. İnşallah sefere gelip izleyeceğiz.
Ya bu kuştan çok büyük bir performans şu an beklemeyin. Aynen böyle, kuş hafif hafif çöktü. Şimdi tekrar gidiyor. Çok büyük performans beklemeyin. Çünkü hayvan daha yaklaşık 3-4 aydır yatıyor bu hayvan. Bu hayvanı işte randomana, işte antrenmanlarla soktuğumuz zaman bu hayvan sefer sayısını 14, 15, 16 o şekilde gidecek. Daha iyi olur mu? İşte o da kuşun kendi kanıyla alakalı bir şey. Veren arkadaş çok iyi olduğunu söyledi. Çok güzel oynadığını söyledi. Biz de göreceğiz arkadaşlar burada. Er meydanı burası. Kimse gibi masada kuş uçurmuyoruz. Burada uçuruyoruz. Burada izliyoruz. Damızlıklarımızın altından gelen kuşlardan sadece şu an içeride bir tane yavru var. Biliyorsunuz kümeste de yavrular var ama damızlık kümesinde onları daha buraya çekmedik. Onları da Allah izin verirse haftaya bu pazar günü bir kümesi aldığımız yarın işte bir pazar günü o kümesi alabilirsek, getirebilirsek buraya, aldık zaten her şey hazır. Getirebilirsek oradan buraya koyacağımız zaman o zaman yavrularla uçum kuşları falan hepsini ayıracağız. O şekilde kuş kendini yükseltti. İyi, güzel. Yaklaşık şu an bir 5-6 dakikaya girecek. Şimdi ufak ufak kuş kendini alçaltmaya başladı. Şimdi yere bir ufaktan bir sefer yapacak. Hayır, ufaktan bir kuş parlasana oradan ayrı. Şimdi şöyle biz bir eğitim verelim arkadaşlar. Kuşu eğitimimizi zorlayalım. 5 dakika oldu. Aynen böyle. Aynen böyle. Gelecek, sefere gelecek. Arkadaşlar ben de gezen kuşu seviyorum. Kuş gezecek. Hatta icabında kaybolacak. Kaybolan kuş benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Neden derseniz icabında kendini kaybedip nereden geldiği belli olmayacak şekilde gelip bir yerden atacak gelecek. Ben de böyle kuşları seviyorum. Allah bilmiyorum nasip eder mi ama bu tarz kuşlar benim hoşuma gidiyor. Şimdi bunun birkaç seferini aynen böyle. Aferin sana. Aferin. Maşallah. Şimdi yamultuyor arkadaşlar. Yamultuyor. Ama yine de iyi, fena değil yani. Biraz daha kendini çözüsü de var hayvanın biraz. Bir de yattığından dolayı antrenmanı eksik. Ama daha iyi olur bu kuş. Çünkü dörtlü beşli çıkmaya başlamış. Hayrı nasıl? Güzel abi, iyi çöküyor. İyi çöküyor değil mi? İyi çöktü. İyi çöküyor, bir de güzel yani. Uçum özellikleri benim hoşuma gitti. Hayvan çöküşü kendini çöküşü güzel. Ondan sonra kafayı dikiyor. İlk oyun kuşunda. Tabii daha ya. O zaman biraz daha ilk burayı daha tanımıyordu ya. O yüzden de biraz böyle şeyce uçuyordu. Umarsızca böyle savruk uçuyordu. Ama şu an daha iyi uçumu falan. Oradan yer yapıyor. Arkadaşlar seferli kuş diyoruz ya, oyun kuşun özellikleri diyoruz ya. Şimdi dediğim bu özelliklerden de ziyade şimdi seferli kuş, fişeğe gelen kuş muhakkak arkadaşlar kafasını dikecek. Yere bakmayacak. Aynen böyle. Kafaya bakın arkadaşlar şurada. Gerçi görebiliyor musunuz, görmüyor musunuz ama kafayı dikecek arkadaşlar. Kafa dikilecek. Havaya bakacak. Ayaklarını içeri çekecek. Sadece alttan bakınca kuyruğunu göreceksiniz. O şekilde çıkacak hayvan. İp gibi. Bu hayvanın daha meziyeti var. Yani bu benim anlattığım özellikleri bu hayvan sağlayacak inşallah. Çünkü fena değil. Ama nefeslenmesi lazım. Gördüğünüz gibi hayvan şu an 3 sefer falan yaptı. İnşallah daha iyi olacak. Evet arkadaşlar. Kış şimdi bastırır gelir. Hayrettin, Ali abiden bir gün Akıtepe bir tane sabunu getirdi bana. Ne zaman? O bayağı oldu, kaç sene? 2 sene oldu, tamam mı? Erkekler şeylerden mi uçurduğundan bulutta kaybettim. Ya bulutta kaybettiğim kuş işte. Abi kuş buluttan bir atışı var. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Öyle böyle değil yani.
Ay maşallah. Tamam kızım, güzel. Aferin sana. Yürü be. Aferin sana. Yürü yürü. Aferin sana. Ya. Olacak olacak. Kuşun kanatları kuvvetli ama. İyi yer bellemiş ya, oradan da. Yer belli ya, bu kuş 2-3 aydır 3 aydır yatıyor bu hayvan ya. Belki de 3 aydan fazladır, bize söylenen 3 ay. E geldi burada bir 2-3 haftada burada yattı. Alışmak için. He. Dedik. E ondan sonra şimdi bir de her gün de antrenman veremiyoruz. Bu kuş her gün uçsun. Eminim çok güzel olacak. Arka tepe, arka tepe sabunu ya, öyle böyle kuş çıldırmıyordu yani. Kedi medi olmasın oralarda. Hayır. Sokağa taş attım ya. Kediden nedir çektiğimiz ya? Geçen işte bu bir tane de Arap vardı ya burada, bu Arap değil. Bir tane de Arap vardı, hatırlıyor musun? Kardeşin abi. Oradan da bir arkadaş uçurdu kuşlarını. Bakalım bizim kuşun şeyi belli olacak şimdi arkadaşlar. O kuşun yanına gidecek mi? O kuşlar da orada uçuyor. Bizimki de burada uçuyor. Bakalım. Kuşun karakteri burada belli olur. Başkasının kuşlarına karışıp gidip de, daha doğrusu karışabilir. Ama gidip de o adamın kümesine inme eğiliminde veya işte oraya sefer yapma eğiliminde bulunuyorsa sıkıntı orada. İnşallah da olmaz öyle bir şey. Arkadaşlar, nasıl insanların karakterleri varsa, herkesin, her şeyin bir karakteri vardır. Kuş da öyledir. Karakteri olan bir hayvandır. Yani eğer ki kuş senin uçurduğun yere inmeyip başka yere teslim oluyorsa, en kralı olsun, benim gözüm görmez. Ama tabii ki atmaca saldırır. Ne bileyim işte bulunduğu yerde kedi kovalar, bir şey olur. Yani ne aklına öyle bir olumsuz bir durum olur. O kuş gider başkasının kümesini yemek zorunda kalır işte atmacadan matmacadan dolayı. Ha, o zaman ayrı bir şey. O zaman o olay farklı. Ama diğer başka olasılıkta işte uçarken işte canı sıkıldı. Gitti ağrı kuşlarla uçmaya başladı. Sonra o adamın kümesine indi. Al sana işte ihaleyi aldın başına işte. Arkadaşlar, o kuştan bir şey olmaz. Çok iyi oynayabilir ya. Aşırı derecede iyi oynayabilir. Ama sadakatsiz bir hayvan, sadakatsiz bir insan gibidir. Uzak duracaksın. Uzak duracaksın, uzak duracaksın arkadaşlar. İşte maşallah ya, uçuyor. Yani şu kuş bir şimdi yaklaşık bir 30 dakikayı falan 40 dakikayı devirir. Şimdi öyle uçar. Ondan sonra yavaş 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 hayvan evet geldi. Ay maşallah, güzel. At bir tane daha, çok güzel. Arkadaşlar, bu kuş biraz yan çıkıyor. Yan çıkıyor, belli yani. Zaten kuş da hazır değil. Hazır olunca göreceğiz bu kuşun ne olduğunu. Ama şu an bu kuş yan çıkıyor. Tabii biraz da kendini kaldıramıyor. Dikkat ederseniz herhalde kilosu da var. Bir de işte yattığından dolayı da kendini yukarıda tam çekemiyor. Bu kuş biraz zayıflayıp kuşun kuyruklarını ne yemiş biliyor musun? Hayri. Neymiş abi? Fare. Fındık aynen. Faresi var ya. Aynen. İçine mi kümesin girmiş? İçine girmiş. Kümeste de yavrulamış minik minik. Bütün bu kuyruklarını yemiş kuşların. Diğer kuşların da, hadi bunlar mesela Araplar falan, bu uçan havada işte içeridekiler işte 3-4 tane şeyden gelmişti. Sabuni de vardı, uçuruyor sabuni de. He, onun da yemiş. Ulan meğersem Timur'u bir bakıyor, oradan vik vik sesi geliyor. Ulan bir bakıyor, kaldırıyor orada şey, fare yavruları 7-8 tane böyle minik minik. Almış bir de o kuyruklarını, o kopardığı kuyrukları almış, yuva taşımış yapmış. Orada yuva yapmış. Ondan sonra işte. Ya Allah'tan yuvarcınların uçaklarını yemiyormuş. Abi yavru yoktu işte. Şimdi büyük fare olsa zaten ya, zaten ayva yemişler. İlla ki birini kaparı götürdü de. Ama sadece yani öldürmese bile arkadaşlar, eğer kümesinizde veya işte yeminizi koyduğunuz yerde fare varsa,
fare bir numaralı hastalık olan salmonellayı tetikler arkadaşlar. Tetikler, kümesiniz salmonella bulaşabilir ve vebadır. Hayvanlarınız telef olur gider. Benden söylemesi kesinlikle buna dikkat edin. İlla kuşlarına saldırması veya kuşlarınız yemesi gerekmez. Hadi bakalım. Aferin. Aferin. Güzel. Güzel güzel maşallah. Abi kuş böyle yani. Seferini yapacak. Geçecek kanat ısındıracak yani. Hayır, senin yavruların durum nasıl? Yavru büyüyor abi. Büyüyor mu? Ne renk attı Hayri? İşte biraz kanatlar açık gibi boz geliyor. Ankara bozu da. Bakalım abi. Şu an zaten onun ana baba boz zaten değil mi? Aynen abi, Ankara bozlarından. Bakalım, yavru çok güzel duruyor ama daha tepesi mi? Arka tepe geliyor da. Ben inceledim, şöyle daha yeni yeni tepe tüyleri çıkıyor. Büyük ihtimal kulaktan kulağa gelecek gibi düşünüyorum ben. Güzel bir yavru almış olacağız inşallah. Onu da burada uçuracağız nasip olursa. Bakalım, her şeyin hayırlısını göreceğiz sonra. Bakalım inşallah. Arkadaşlar, o kuş, bu daha doğrusu bu yavrunun anası benim baştamızlığım vardı, ölen baştamızlık. O kuşun eşiydi. O kuşun eşiydi arkadaşlar. İşte onda Hayri'ye bir erkek akıtepe vardı yine bozlardan. Dedi ki al bunu alttan bir çalış bakalım ne olacak, ne bitecek. O yüzden de şimdi o kuşun altını göreceğiz. Bir tane yavrusu büyüyormuş. Aynen, bu kuş hafiften yan çıkıyor ama kuş da biraz yoruldu. Ama güzel yani, şeyleri güzel, hareketleri çok güzel. Yükselecek olacak, kendini açacak. Açtıktan sonra da daha iyi seferler yapacak. Yani şu kuşu, gerçekten kuşçuluğu bilen arkadaşlar zaten bu kuşun hareketlerinden bu kuşa olumlu bir not vereceklerdir. Evet, taklalı da attı ve yerine indi. Yerine indi arkadaşlar. Şimdi bunları içeri sokup yavrularımızı uçuracağız. İki part halinde yükleyeceğim bu videomuzu. Şimdi bu videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.